Arkadaşlar daha önce perlit ortamına diktiğimiz nane fidelerimiz oldukça gelişim gösterdi. Nane çok çabuk üreyebilen ve yine köklendikten sonra özellikle bulunduğu alanı kaplamaya yönelik gelişimi gösteren bir bitki. Biz de bugün bu alandan bir miktar şöyle köklü nane fidelerini alacağız ve bunları saksıya dikip yetiştireceğiz. Oldukça basit yetiştirileceği yapılabilen, saksıda da çok rahatlıkla yetişebilen bir yeşil sebze nane bitkisi. Bunu saksıda yetiştirirken de mutfağımızın bir köşesinde bütün kış boyunca taze yapraklarını alıp kullanabileceğimiz bir durum söz konusu olacak. Bu nedenle işte arkadaşlar birkaç tane bu alanda bahçemiz olarak da kabul edilebilecek yerlerden nane yapraklarını, dallarını alıp özellikle köklü olanlardan alırsanız daha çabuk saksıda yetişme imkanı olacaktır. Hemen bakın şurada bunu hafif şöyle aldığınızda köklü, oldukça da kök gelişimi güzel bir yapıda bu şekilde naneyi saksıda yetiştirebilirsiniz. Saksıda nane yetiştirirken dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Bunlardan ilki hava akımına maruz bırakmak lazım. Çünkü uçucu yağ bulunduran bitkilerin bir şekilde haftada 2-3 gün bir hava akımına maruz kalması gerekiyor ki bitki içerisindeki uçucu yağlar sıkıştırmasın ve bu şekilde gelişimini devam ettirebilsin. Diğer bir konu sulama aralığı, özellikle nane gibi çok su isteyen bitkiler her 2 günde 3 günde bir en az sulamak lazım saksıda yetiştiricilikte. Yine bir miktar her saksı için yaklaşık olarak bir avuç kadar çiftlik gübresi verilmesi bitkilerimizin daha hızlı gelişimini sağlayacaktır. Bunun haricinde yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Yarı gölge, güneşe direkt maruz kalmayan yerde saksımızda nane bitkisini çok rahatlıkla yetiştirebilir ve ihtiyaç olduğunda köküne zarar vermeden dalını, yapraklarını koparıp kullanabiliriz. Kopardığımız yerden tekrar gelişimini devam ettirerek bu şekilde saksıda rahatlıkla nane yetiştirmiş olacağız.